Biliriz. Sadece hani yiğidi öldür ama hakkını ver diyenlerdeniz. Üst cemaatin adamlarıymışız. Öyle demiyor. Öldürmeyelim Allah aşkına yiğit demiyor. Çok yani, katılıyorum ben bu lafa. Ya bir de ahde vefa diye bir şey var. Yani kulübün nereden nereye geldiği belli. Yani bir takılmışız böyle bir sportif başarı. İşte onu niye yemedik, bunu niye yemedik. Bırakın ya. Bu hafta yıldır yani bu mı? Kulübün yarınları çok önemli. İşte önümüzdeki yapılanları, yaşananları herkes görüyor. Belki de göremiyor. Onu görüyor. Sanırım o konuda Can Bey biraz farklı düşünüyor. Az önce de biraz farklı bir cevap da verdi. Ben boyumun ölçüsünü aldım. Boyumun ölçüsünü aldım. Yüzüne geldik. Boyumun ölçüsünü aldım. Anlatabilir misiniz o anınızı? Anlatmayayım. Anlatmayayım çünkü yani benim açımdan değil, başkan açısından kötü bir gündü o gün. Ben Fenerbahçe Kulübü'nde 2 sene bir kuruş para almadan program yaptım. Her hafta gidiyordum, programımı yapıyordum. İçeriğine varana kadar kendi cebimden karşılıyordum. Ama ummadığım şekilde bana bir gün kötü davrandı. Genel müdürün odasında İhsan Topaloğlu da bu olaya şahittir. Hatta o anda kendisi çok üzüldü. Böyle başını önüne eğdi bana yapılan hareketten sonra. Ve bana göz ucuyla şöyle yaptı ki biliyorsunuzdur odanın 2 kapısı vardır. Ön tarafı camdır falan o televizyonun. Ve ben ceketimi alıp çıktım. Ama sırf bu bana yapılmamıştı. Sonra öğrendim ki mesela orada İhsan abinin yardımcısı, gazeteci arkadaşımız Hasan Tankaya aynı şekilde hareketler yapmış. Başka bir takım kişilere. Ha başkan olmak demek insanları kırmak, dökmek değil. Tamam çok güzel şeyler yaptı. Ben bunların hepsine katılıyorum. Ama insanlara kötü davranmasını, insanları aşağılamasını yani bırakın bizi mesela bir 23 Nisan töreni oluyor kulüpte. Çocuklar geliyorlar. Başkan kafasını çevirmeden şöyle elini uzatıp 10 yaşında 15 yaşında çocukların elini sıkıyor. Bu güzel mi? Arkadaşlar örnek olması lazım bu başkanımızın. Ya yani bunun gibi bir dakika bitireyim yani. Bunun gibi mesela bir Kayseri maçı dönüşüydü. Ben aynı gün şeyden dönüyordum. Mardin'den dönüyordum. Uçağımız indikten 5 dakika sonra Fenerbahçe kafilesi indi. Ben de arkadaşlarımı bekliyorum. O sırada Dağım antrenör hocamız ve birbirimizle berabere kaldık. Oradan böyle kravatlı falan düzgün bir insan çıktı. Başkan dedi bu takımın hali ne olacak dedi. Fenerbahçe taraftarı bunu başkana sorabilir. En doğal hakkı. Başkan dedi ki bana sorma dedi. Bak arkadan Baydoğan geliyor git ona sor dedi. Sen benim başkanımsın ben sana sorarım dedi. O da dedi ki hayır ben sana cevap vermem. Alın bu adamı dedi. Korumaları adamı hemen orada dövdüler. Bu mudur başkanlık? Ben de olabilirdim o. Tabii. Hemen dövdüler adamı orada. Ağzı burnu kan içinde kaldı. Benim cebimde 1-2 tane işte kağıt mendil falan vardı. Adama verdik. Bu mudur başkanlık? Evet bunun gibi çok örnekleri var. Çok hani gelen şeyler var ama babalar bile oğullarını dövüyor, çocuklarını dövüyor. Bunlar oğlum imperyal. Ya tabii bunlar, yani ama şimdi yani mesela Can Bey ben burada bunlar. Can Bey abi. Bunların yani işte bakın siz orada görev yapmışsınız etmişsiniz değil mi? Yani işte ayrıldı diye bunların ortaya çıkması doğru değil. Ayrıldık diye değil. Bakın ayrıldık koskoca diye bir camiye yönetmek. Kalbimizi kırdık, kalbimizi kırdık. Koskoca bir camiye yönetmek. Çok insanın kalbini kolay değil. Ya çelik gibi bile şey lazım. Sinir sistemi lazım, o lazım, bu lazım. Yani kolay değil. Orhan abi bak. Hanımları ama bu insanlarda şey günde, günde binlerce insan bir şeyler istiyor bu yöneticilerden, başkanlardan. İstiyor yani işini gücünü bırakmış. Anlatabiliyor muyum? İşte ailesini ihmal etmiş, çocuklarını ihmal etmiş. Silah soruyla mı bunlar? Fenerbahçe'ye adamış. Sevdiği için yapıyor. Yani bu bir iki tane küçük şey. 3-5 olay. 35 bin 40 bin bayana çıktı. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bakın Aziz konuşmayın Yıldırım'ın dedi. Hangi Aziz başkan bunu yapmış? Hangi başkan? Hangi maçta gördük? Bir şey söyleyeceğim. Müsaade edin. Aziz Yıldırım'ın çok farklı bir yapısı var. Bir kere müthiş bir zeki bir adam olduğunu düşünüyorum abi. Yani 50 tane tilki burada dolaşıyor. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Bu bir. İkincisi çok çabuk öfkelenen bir yapısı var. Evet. Şey, orada burada kontrol edemiyor. Evet kendini kontrol edemiyor. Kontrol edemiyor. Ama öte yandan da hakikaten bak gördüğümü söylüyorum. Hakikaten muhteşem şefkatli, muhteşem babacan. Yaşadıklarımızı da söyleyeceğim sana. Bir dakika müsaade et abi. Hani orada çıkıp kadınlara fırça attı diye bu hiç, o insanın hiçbir iyi bir tarafı yok. Ben Fenerbahçe Deliağzı tesislerinde bir pazar günü benim oğlum orada Onurcan 9 yaşında top oynuyordu 8 yaşındayken. Gittiğimizde 7 yaşında 6 yaşında 50 tane çocukla beraber oturup onlarla yemek yiyip onları kucağına alıp tek tek sevip onların elinden tutup bütün tesise gezdirmiş bir adamdır. Mardin, Kızıldere her şey, Kızıltepe nerede? Kızıldere mi? Mardin'den 45-50 tane çocuk getirdiler. Çocuklar da hayatında Boğaz Köprüsü'nü görmeden Fenerbahçe Stadyumu'nu gezdi. Bu çocuklara, hatırlıyorsun olayı? Tabii, tabii. Bu çocuklara Feneryum'dan poşetler hazırlattı. İçlerinde bütün eşortmanı, ayakkabısı, topu bilmem neyi, bütün her hediyelik eşyalarıyla.
Onları stadyumu kendisi gezdirdi. Onlara geldi, oturdu, dere ağzında beraber yemek yedi. Sporcularla tanıştırdı. Şimdi ya olabilir. Sen de kızıyorsun. Ben de karımla kavga ediyorum. Ama bizler kötü insanlarız demek değil ki bu. Hocam. Ben de yanımda çalışanlara bağırıyorum, çağırıyorum, kızıyorum. Şimdi ama işte burada ön plana çıkıyor. Bu bölümünü konuşmak için aslında gelmemiştik. Yani. Hayır, şimdi spor arasında şirket içinde olabilecek özellikle değil mi? Örneği özellikle ben merak ettiğim için söylüyorum ama şu da gerçek. Birçok kulüp başkanı ve yöneticisi de Aziz Yıldırım'ı tek adam örneği olarak gösteriyordu. Mesela az önce gazeteci Orhan Salkınaz'ın da öyle bir şey oldu, yorumu oldu. İşte diğer kulüplerle, yöneticilerle, çevresindeki insanlarla sürekli tartışma halinde olması, işte Sayın Çeliker'in söylemiş olduğu gibi köşe yazarlarına varıncaya kadar sürekli birileriyle tartışma halinde olması ve bu tür olayların çok fazla konuşulması Aziz Yıldırım hakkında bir olumsuz intiba bırakıyor. Abi bırakır. Bu adam bu kulübün başına geldikten sonra stadyumun etrafındaki bütün dolandırıcılar, üçkağıtçılar, sahtekarlar yok oldu bir. Öyle mi abicim? Otoparkçıların ekmeği kesildi. Sokağa arabanı park edemiyordun. Tamam mı? Üç, hiç kimse inkar edemez. Türk medyası rüşvet alıyordu haber yapmak için. Kesti mi abicim? Araba verilen... Evet, buyurun. Spor yapmayın yazarları ya. Biliyorum. Aziz Yıldırım'ı arabaya bağlanmış. Aziz Yıldırım'ı sevmeyecekler de evet. Kimi sevmeyecekler? Yani araba verilmiş spor yazarları biliyoruz. Yani, buyurun. Düne kadar Aziz Yıldırım öncesinde tribünde bir tane çocuk bir tane bayan görebiliyor muyum? Buyurun. Şimdi yani, şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım'ı sevmeyecekler de kimi sevmeyecekler? Ben bu sene, abi? Ben bu sene en az 3 dalda şampiyonluk istiyorum Uğur'cum. Var abi, mı? Geliyor mu 3 dalda şampiyonluk? Abi inşallah. Ha? Bak inşallah. Olabilecek mi? UEFA kupasında gidebilecek miyiz finale abi, kadar? Abi, ben bunları inşallah. İstiyorum. Bak, ben seni boş ver ha. Türkiye kupasını bir daha görebilecek miyiz yoksa 29 sonra mı göreceğiz? Ben Orhan abinin fikrindeyim. Bak ben Orhan abinin fikrindeyim. Ben istiyorum. Ben sportif başarı istiyorum. Tamam ben şey gibi. Ben kuru pilav ister gibi yani. Ya ben istiyorum ya. 3 tane şampiyonluk istiyorum. Ben Orhan abinin fikrindeyim. Ben yaralarımızın bize madem bunu alıştırdı. Senede 5 kupa, 5 ayrı branşta başka ama bir sürü amatör branşlarda orada şampiyonluklar haklı. Falan. Biz de bunlarla orada haklı. Biz de bunlarla yaşıyoruz. Fenerbahçe taraftarı maç seyrederken kangren oluyor. Okay, hastanelere şunu teklif ediyorum. Özel Fenerbahçe klinikleri kursunlar. Bizleri tedavi etmek için. Arkadaşlar ben vallahi billahi ben şunu söyleyeyim. Kansiyonum çıktı. Sakinleş abicim. Sevgili Can. Çünkü bugün elde var bir. Yine bir klasik yaptık. 6 bizim uğurlu rakamımızdır. Bir 6 sayı fark attık. İlk kupamızı bugün aldık. Evet. Evet. İkinci kupa geldi. Dolayısıyla elde var bir. Sana şimdi iki kupa kaldı. Evet. İki kupa kaldı. Yani evet. O hedeflere ulaşacağız. Bayanlarda da ulaşacağız. Bak mesela arkadaşların maaşını ödeyemediği şeyler gidiyor. Basketbolcuları falan gidiyor zaten. Biz yine bayanlarda da alırız kupamızı. Erkeklerde de inşallah voleybolda da alırız. Bayanlarda voleybolda da alırız. Alırız abi. Ya Barcelona alırız. Bile şampiyon olamıyor abi ya. Evet. Dünya harikası denen takım. Ya bunlar olacak ya bu spor. Her sene de şampiyon olacak için geliyor. Şu anda yara sarma dönemi. Ve büyük desteği hak ediyor bu yönetim. Bakın bu bedel ödemiştir bu yönetim. Ya futbolda olmayan özgürlükle elinde alınmıyor. Abi, haksız yere ama Fenerbahçe kulübü değil. Bakın spor kulübü. Bak, bu takım bu kulüpten Türkiye'nin en önemli dünya çapında santrforu gitmek zorunda kaldı. Bana kim verecek Emelike'yi bir daha? Niye gitti abi bu adam? Niye gitti? O 27 milyon istemiyor. Kugana gitti. Yerini doldurabilecek mi? Bunlar hepsi kayıp. Bunlar hepsi yara. Kesik benim canım bunlara yanıyor. Kafası kesik tavuk dönemidir. Emenike demin saymadık onu. Evet. Emenike de o dönemde gitti. Şimdi geri gitti. Ne oldu? Ne oldu? Bankanın önünde çekilmiş bir fotoğraftan kestiler Emenike'yi. Kapının önünde para sayıyor dediler. Emenike o takımda kalsaydı son playofflarda Galatasaray seni yenebilir miydi? Berabere kalabilir miydi? Yapmayın bunları. Ya başta bak bugün Bebo aldık değil mi? İlk 3 puanını getirdi. Yani. Evet. İki başta 2 o 3 de. Bir futbolcu çok önemli. Emelike deyip geçme. Çok önemli bir futbolcuydu Emelike. Ve Aykut Hoca'nın en büyük favorisiydi. En büyük en önemli silahıydı. Ha, Aykut Hoca'nın hatası yok mu? Aykut Hoca'nın da hataları. Oturmuş bir defansımız vardı bizim değil mi? Lugano'dan şu gitti. Santos gitti. Peki Santos'un sezonda işte Aykut Hoca o hep konuşmamız gereken aslında. Geleceğim ona da geleceğim. Onların hepsini kaybedelim. Şimdi bu aralarda 10 dakika haberi vereyim. Ama size şunu söyleyeyim. 3 Temmuz 2011 doğru mu? Evet. Tarihi itibariyle Fenerbahçe'nin başına gelenler dünya üzerinde iddia ediyorum.
Türkiye'de demiyorum, dünya üzerinde başka bir spor kulübünün başına gelseydi kapanmıştı, inanın buna. Sana bir şey söyleyeyim, kimsenin de başına gelmesin. Gelmez tabii. Gelmesin, Allah korusun, Allah korusun. Düzmece olaydı, tabii kimsenin başına gelmesin. Söylüyorum, o yüzden Fenerbahçe şu anda yara sarıyor. Afrika'da olur işte, böyle şeyler, Güney Afrika'da falan olurdu, bir de bizde olurdu ortada öyle şey. Bu arada bugün itibariyle bir son dakika haberi vereyim. André Santos, İngiltere'den bugün itibariyle Brezilya'ya gitti. Evet. Ve Brezilya'da 6 aylığına top oynayacak. Kiralık olarak. Kiralık olarak gitti. 6 ay sonra tekrardan İngiltere'ye dönebilir. Ama Fenerbahçe'de gelebilir. Gelebilir. Böyle bir durum var. Böyle bir ihtimal de çünkü, var. Çünkü devre arasında yapılan, pardon, son evet. Devre arası transfer döneminde yapılan transfer görüşmelerinde André Santos birinci tercihti Zikler'den önce. Fakat Arsenal'de olan görüşmelerden sonuç alınamayınca ne yazık ki Santos Fenerbahçe'ye gelemedi. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Çok kısıtlı bir süremiz kaldı. Evet, Ali Koç ve Nihat Özdemir konusu. Peki, burada her şeyden önce Türkiye'deki ticari dengeler söz konusu. Gerek Ali Koç, gerek Sayın Nihat Özdemir, Türkiye'nin çok önemli holdinglerinin başındaki kişiler. Özellikle Ali Koç'un üzerinde aile baskısı vardı. Evet, %100 doğru. Çok ciddi aile baskısı ben vardı. Ben kendisiyle bizzat konuştum. Babası ve abisi evet. Özellikle ki abisi de çok sıkı bir Fenerbahçelidir. Baba Beşiktaşlıdır ama Mustafa da çok sıkı bir Fenerbahçelidir. Fakat ailenin burada ciddi baskısı oldu. Bırakması doğrultusunda. Keza Sayın Nihat Özdemir için de aynı şekilde. Çünkü pek çok ihaleler alan bir holdingin yönetim kurulu başkanı. Bunun içerisinde havaalanı işletmeciliğinden tutun. Antalya bölgesinde alınan işte yeni havaalanı. İskenderun limanlar vesaire vesaire vesaire. Bunlar 3 Temmuz'dan sonra olmuştur yani İskenderun limanlar falan. Evet. Dolayısıyla yok zaten büyük bir yani yok İskenderun benim bildiğim kadarıyla İskenderun ihalesi 3 Temmuz sonrasıdır. Bunlar çok büyük projelerdir. Dolayısıyla ticari yönden zarar görmemek üzere şey yapıldı. Ha az önce Fenerbahçe'nin içerisine sızdırılmaya çalışılan bir takım okyanus ötesi operasyonları şey yaparken Fenerbahçe'nin içerisine sızdırılmış birkaç tane turva atı vardır. Kesinlikle. O turva atlarının isimlerini telaffuz etmeyeyim ama şu an benim bildiğim kadarıyla yönetimin içerisinde 3-4 tane turva atı var. Var. Bu turva atları da ben değil, Aziz Başkan da biliyor. Benim tahmin ettiğim kadarıyla o da biliyor. Bütün bu turva atlarına rağmen Fenerbahçe şu an hala dimdik durabiliyorsa bu kulübün aslında ne kadar büyük bir camia olduğunu, ne kadar büyük grupların hedefi olduğunu varın siz tahayyül edin. Aslında hani az önceki sokakta 3-5 tane adamın başkan istifa bilmem ne derken aslında bu kulübün gerçekte ne kadar büyük güçlerle mücadele ettiğini, sadece o mücadelenin sahada, masa başında olanlar değil, çok büyük operasyonlar, çok büyük stratejilere karşı mücadeleler olduğunu önce bir düşünün. Bu kulübü öyle bir takdir etmek lazım. Şunu hocam, pardon, diliyorum. Biliriz hocam. Bak, koskoca General Harrington'dan ders alsınlar. O başa çıkamamış Fenerbahçe'yle. Bunlar mı başa çıkacak ya? Şimdi bu Britanya orduları başa çıkamamış ya. Bir son dakika gelişmesi daha var. Orhan abicim izin verirsen ben onu da söyleyeyim. Dünya biliyorsunuz kulüpler puanları açıklandı. Sıralaması açıklandı. Şimdi de teknik direktörlerin sıralaması açıklandı. İlk yüzde 2 tane teknik direktörümüz kimler var. Kimler var? Aykut Kocaman ve Fatih Terim. Sıralamalarını söylüyorum. Bir önceki aya göre Aykut Kocaman 4 basamak gerileyerek 59. sıradan 63. sıraya gerilemiş. Dünyanın en iyi 63. teknik direktörü Aykut Kocaman. Değerlendirme direkt FIFA tarafından yapılıyor. Fatih Terim o da 4 sıra gerilemiş. 96. sıradan 100. sıraya. Ama normal 4 haftadır aldıkları skorlar aynı. Bu arada ben Can'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Can'ı ben Facebook'tan ve Twitter'dan da takip ediyorum. Bu önemli bir şey ama bu ya. O önemli, onunla ilgili söyleyeceğim. Can
Son 4 haftadır bütün şeyleri biliyor ha, inanın. Son 4 haftadır bütün skorları biliyor.